Beklediğimizden çok daha iyi geçti. Şöyle söyleyebilirim, biz kampa başladığımız zaman askerden yeni gelen arkadaşlarımız vardı. Onlar da aramızda yoktu. Ben vardım, yanlış hatırlamıyorsam Mert Hakan vardı. Aron gelmişti o sıra. Fatih. Bir de Erdoğan vardı. Fatih geçen sene fazla oynamadı. Mert sakatlığı atlatmıştı, fazla oynamadı. Erdoğan çok şans bulmuyordu. Aron alt ligden geldi. Bir tek ben vardım diyebilirim yani, geçen seneden hani düzenli olarak oynamış. Öyle bir kadromuz vardı. Sonra askerden gelen 3-4 arkadaşımız var. Onlarla birlikte hani biraz toparlar gibi olduk ama yani o kadronun buralara geleceğini o an bize söyleseler, 37 puan toplayacaksınız diye. Yani belki biz bile derdik yani, şaka mı yapıyorsun diyebilirdik. Çünkü o kadar sıkıntılı bir süreçte başlamıştık. Ama Allah'a şükür o süreçlerin hepsini çok iyi atlattık. Çok kırılma anları oldu. O kırılma anlarını çok iyi atlattık. Sonuçta buralardayız. Hani buraların şeyini de biliyoruz. Önemini, burada kalmak ne kadar zor olduğunu, buralara kolay gelmedik, onun da farkındayız. Bu yakaladığımız noktayı kaybetmemek için de elimizden geleni yapıyoruz ki bugün antrenmanı sen de şahit oldun abi. Şu an bizim için çok erken. Bunu daha önce yakalayan çok fazla takım olmadı ama en son geçen sene Kasımpaşa ligin ilk yarısını çok iyi şekilde bitirmişti. İkinci yarı çok büyük sıkıntı yaşamışlardı. Bizim öyle bir sıkıntı yaşayacağımızı ben Allah'a şükür düşünmüyorum. Ama şu an şampiyonluktan bahsetmek için çok erken. Biz kendi aramızda, ki konuya gelirsek, biz kendi aramızda acaba olur mu falan diye tabii ki konuşuyoruz ama ya önemli olan maç maç gitmek. Bizim şu an önümüzde ilk maçımızda Malatya maçı. Yani lig maçından da önce Malatya maçı var. Şu an sadece ona odaklandık. Ondan sonra Beşiktaş maçımız var. Tekrar bir Malatya. Ondan sonra Rize ile oynayacağız. Çok sıkışık bir programımız var. Ya bu sıkışık program bizi çok iyi yerlere de getirebilir. Kötü giderse Allah korusun, bu kadar kazandığımız üzerimize koya koya geldik buralara. Her şey bir anda yerle bir olabilir. O yüzden mental olarak da fiziksel olarak da en iyi durumda olmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk şu an için belki hayal değil, önceden hayaldi ama şu an için belki hani ufukta olabilir mi diye düşünüyoruz ama bunun sözünü şu an kimse veremez. Büyük takımlar bile ben zannetmiyorum ki şu an şampiyonlukla alakalı hani biz sözünü veriyoruz falan. Çok erken. İnşallah sezon sonu tekrar şampiyon olursak, o zaman konuşmak nasip olursa bu günleri hatırlarız abi. Söz bizde değil burada. Onu bir kere belirtmek istiyorum. Yayıncı kuruluşa verdiğimiz bir röportaj var. Orada da bahsettik. Bizim için transfer tamamen hani çok uzak bir olasılık. Çünkü bizim ayrılmak gibi bir hedefimiz yok. Yönetim olur da gelir bize karşı derse ki hani biz kardeşim kulüple anlaştık, sizi sattık, görüşmelere başlarsın diyene kadar bizim hiçbir kulüple ne bir görüşmemiz, kendi adıma konuşuyorum. Aynı zamanda Mert Hakan adına da konuşuyorum da, çünkü çok yakın arkadaşım. Hani bunda da bir sakınca görmüyorum onun adına konuşmak için de. İkimiz için de aynısı geçerli. Hiçbir kulüple görüşmüyoruz. Sadece Sivasspor'a odaklandık. Kulübümüz bize olur da geldik sizi satıyoruz derse anca ondan sonra bizim görüşme hakkımız var zaten. O zamana kadar her şeyimizde, kafa olarak da fiziksel olarak da her şekilde Sivasspor'u kendimize adamış bulunmaktayız. İnanılmaz mutluluk olur abi. Şampiyonluk veda, şampiyonluk burada kalmak, hani şampiyonluk içerisinde geçen her şey inanılmaz olur. Çok istiyorum Avrupa'da yaşamaktan ziyade, hani herkesin Avrupa yaşama hayali olur. Benim Avrupa'da oynamak gibi inanılmaz bir hayalim var. Ama bunlar için de dediğim gibi çok erken. Ne olacağını şu an hiç bilmiyorum. Çünkü ne kafamda bir plan var buradan sonrasıyla alakalı. Şu an sadece buraya odaklanmış durumdayız. Dışarıdan bize gelen de, menajerim tarafından bana gelen de hiçbir şey yok. Hani her şeyde menajerim görüşüyor. Beni o da rahatsız etmek istemiyor böyle konular hakkında. Benim düşündüğüm bir şey yok. Tek benim söyleyeceğim şey, hepimizin böyle bir hayali var. Ama ne olacağını inanın ben de şu an hiç bilmiyorum. Hakkımız hayırlısı. Eğer biz gerçekten seçmeye hakkım olsa İspanya Ligi'ni seçebilirim. Ya o an tam gerçekten içeriğini ben de bilmiyorum çünkü ben kulüp anlaştı, ben kulüple feshetmeye gittim. Galatasaray yöneticilerle Boluspor kulübüyle anlaştıktan sonra onlar kulüpten beni aradılar. Dönüşte ben Bolu'dan Sapanca, Adapazarlıyım. Dönüşte Sapanca'da oturup görüşebilirsin dediler. Orada Cenk abi vardı. Şimdi kulüpten ayrıldı galiba. Onunla görüşmüştük. Her şey bitti demişlerdi. Ben de çok memnun olmuştum tabii ki de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden. Ondan sonra başkan bir anda geldi. Gençlerbirliği anlaştım dedi. Dedim ben dedim nereye gideceğim anlamadım. Hani Galatasaray diyorduk, Gençlerbirliği oldu.
Dedi ki anlaşamadım. Niye? Anlaşamadım dedi. Herhalde onların istediği kiralık olarak iki tane de oyuncu verecekler diye. Oyuncuları Galatasaray bırakmak istemedi. Yanlış hatırlamıyorsam. Üzerine para da istemiş olabilirler. Galatasaray'ın teklif ettiği oyuncuları bizim kulüp beğenmemiş. Dönüş yolda gelirken de Gençlerbirliği anlaşmış. Ne kadar çabuk anlaşmış, nasıl oldu bilmiyorum hiç ama. Ondan sonra Gençlerbirliği de olmamış tabii. Ya bu belki de kırılmağına olabilir. Ben farkında olmayabilirim. Gitseydim o an Galatasaray'a belki hazır olmayabilirdim. Çünkü o sene daha yeni yeni oynamaya başlamıştım profesyonel olarak. Aklımızda hayırlısı bugünlere gelmek varmış. Oradan Sivas'a geldim. Yaptığım hiçbir seçimden pişman değilim. Kırılma anı olarak söyleyeceğim pek bir anım yok. Çünkü yaşadığım bütün olaylar beni buraya getirdi. Tek bir olaya bunu hani indirgeyemem. O yüzden şu an buradayız. Çok da mutluyum. Ya ben çok fazla Kaan kadar özellikle hani çok fazla forma şansı bulamadım ama o ortamın içinde bulundum. Kadroda bulundum. Sonradan oyuna girdim. Maçlar da oldu. Orada olmak inanılmaz bir duygu. Şu an milli takımımızdaki en büyük artı bütün futbolcuların, bütün teknik heyet, hani ülke olarak bile herkes oranın kıymetini biliyor. Çünkü oralara kolay ulaşmadık hiçbirimiz. Oynayan hiçbir oyuncu da şu an, hani belki çok tecrübeli oyuncular da var tabii. Emrah, Burak abi de var, Cenk, Tekim çok tecrübeli. Hani onlar haricinde geri kalan herkes çok genç. Oranın kıymetini çok hani herkes biliyor. Hepimiz açız. Böyle bir şampiyonaya katılmak, hele ki bu yaşlarda inanılmaz bir tecrübe olacak hepimiz için. İnşallah ben de orada bulunabilirsem kadronun içerisinde çok mutlu olurum ama ben şanslar üzerinden değerlendirmek istiyorum. Kim olursa olsun bizim orada bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hepimiz çok istiyoruz. Ülke olarak çok istiyoruz. Herkesi arkamızda. İnşallah yanılmayız. Kimseyden yanılmayız. En büyük rakibimiz şu an için kendimiziz. Çünkü biz kendi kapasitemizin üzerine çıkmamız lazım ki o kulüplerle yarışabilelim.